Hoş geldin tribün. Gelmiş geçmiş bütün en komik konuşanlar da bizde. Enteresan tipler var. Genç kuşağın başarılı komedyeni Hasan Cankaya Cihangir'de kameramıza takıldı. Hanımefendi kimdi? Sizden bizde bozuyor. Hanımefendi yoktu ya. Merhabalar abi. Merhabalar. Hanımefendi yoktu. Hanımefendi yok muydu? İş arkadaşlarımızı gördük, merhabalaştık. Grup halinde gidiyorlar. Hayır, az önce dediniz de bir hile sohbet ettim hani. Yok yok, size zarf attım. Zarf attım. Aynen. Nasılsınız? Sağolun. İyi günler. Çok şükür çalışıyoruz, yoğunuz. Mutluyuz. Yılbaşı nasıl geçti? Çok, yani dinlendik. Yılbaşı bizim için tatildi. Yeni yıla girme fırsat bulamıyoruz çünkü. Büyük ilgi gören gösterilerine devam eden Hasan Cankaya, yılbaşını ailesiyle geçirmeyi tercih ettiğini belirtti. Misafirlerimiz varmış. Evet evet. Röportajın ortasında. Merhaba. Gördüğün gibi. Yani bizde zampalık hikayesi olmaz. Gördüğün gibi lahmacuncuya benziyor arkadaş grubu. Biz yani böyleyiz yani. Bizden olsa olsa şey alır. Çiğ köfte yaparız toplanıp. Dolayısıyla çok yoğunduk. Yoğunluktan zaten bizim işimiz de eğlendirmek olduğu için arkadaşlarımız dediğimiz seyircilerimiz eğlenmek olduğu için ekstradan bir eğlence aktivitesi çok bulunmuyor. Dinlenmek bizim için eğlenme oluyor. Yılbaşına dinlendik. Mutlu bir şekilde dinlendik. Yani bayağı teklif vardı ama istemedim hiçbir yerde çıkmayı. Ailemle olmak istedim. Ünlü komedyen dijital bir platformda sunduğu Konuşanlar programına gelen eleştirilere yanıt verdi. Kaya'nın son olarak bir kadın seyircisinin babasına küfür ettiği iddia edilmişti. Öncelikle şöyle bir şunun altını çizeyim. Şöyle bir şey yaratılmaya, yani bilmeyen şöyle zannediyor. Sanki biz seyirciye küfür ediyormuşuz gibi bir algı var. Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Seyirciye, Türk halkına kim küfür edebilir? Küfür ederek kim güldürebilir? Bunu programı izlemeyenler bilir. Ya bu bir iftiradır yani. Karalama kampanyasıdır. Bizim tam yaptığımız şeydir. Lise ortamdaki samimiyeti, arkadaş ortamındaki samimiyeti, atmosferi programda yaşatıyoruz. Programda birebir bu yaşanıyor ve arkadaşlarla insan argo şakalaşır. Yani hangi biriniz arkadaşınızla argo şakalaşmıyorsunuz? Ben de arkadaşlarımla argo şakalaşıyorum. Dolayısıyla orada da böyle bir şakalaşma var. Zaten oradaki seyirci arkadaşımız da çok genç, bizden çok genç. Üniversite yeni başlamış zannediyorum. Tuhafına gitmiş. Babası beni övüyormuş ama küfür ederek övüyormuş. Babam sizin için böyle böyle diyor ya. Sizi övüyor ama bu şekilde övüyor diyor. Komine gitmiş, kız anlattı bana. Ben de egzajere ettim onu. O zaman tabağa boş göndermek olmaz. Ben de babana böyle böyle dedim. Biz güldük. Seyirci güldü. Kız oradaki bütün seyirciler güldü. İzleyen milyonlar güldü. Ama programı izlemeyen hiç alakasız bir nefret dolu bir güruh mu diyeyim ya da konuyu bilmeyen bir sürü kişi eleştirdi de. Ama önemli değil. Bizim için iyi niyetle yapılan her şeyin başımızın üstünde yeri var. Eleştiri dahil biz eleştirilemez değiliz. Mizah dili bozma yeridir diyen Hasan Cankaya programında toplumun farklı katmanlarındaki insanların bir araya geldiğine dikkat çekti. Arkadaşlar mizah rutini bozma yeridir. Yani dili bozma yeridir. Yani orada çok tırnak içinde söylüyorum serseri bir dil kullanılır. Yani böyle herkesin suyuna giderek, herkesi överek, yağ çekerek bir mizah ortamı oluşturamazsınız. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Mizah birleştiricidir. Bizim programda en güzel örneğidir bunun. Mesela başörtülü seyircimiz de vardır, seküler seyircimiz de vardır, muhafazakar seyircimiz de vardır, muhalif seyircimiz de vardır. Bunların hepsi, dikkat edin, bizim programda hepsi yan yana omuz omuza gülerler. Lisedeki en arka sıradaki dörtlü gibidirler. Mesela mizahın birleştirici olduğunun daha güzel bir kanıtı var mı? Bence konuşanlar seyircisi akıl sağlığı, ruh sağlığı en olgun kesim olabilir. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin içinde yaşadığı bir travmayı atlatır. Grup terapisi gibi. Hep beraber güleriz sonra buna. Ve o problemi aşarız. Daha kompleksiz bir hareket var mıdır? Kendiyle barışık insanlar kendileri dalga geçilmesini severler. Kendilerine dalga geçebilirler. Konuşanlar seyircisi de tepeden tırnağa kendileri barışık insanlardır. Öyle küfür ederek filan kimseyi güldüremezsiniz. Küfürle güldürüyor diyen adam hayatında kimseyi güldürmemiştir. Küfürle güldür mü yani? Denesin de görelim. Ben bilmiyorum öyle bir yöntem. Daha önce Hülya Avşar başta olmak üzere birçok ünlü ismi programında ağırlayan Hasan Cankaya, hedefinde Fatih Terim'in olduğunu söyledi. Konu kalmak istediğiniz özel bir isim var mı? Ekstradan şu gelsin diye böyle yanıp tutuştuğum kimse yok ama mesela Fatih Terim enteresan olabilir. Geçen konuştuk. Çünkü çok inişleri çıkışları olan, çok tutkuyla işini yapan biri ve sahanın dışı... Herhalde argo biraz bir şey konuşacak. Abicim bak konu şu değil. Argo'da konuşabilirsin. Yani şöyle bizim şöyle hazırlanmıyorum ben programa. Bugün argo konuşayım. Bugün kibar konuşayım. Böyle hazırlanmıyorum. Bizim tek amacımız orada
bir fikir birliğiyle her kesimden gelen insanları eğlendirmek ve eğlenmek. Burada bazen argo gülüyoruz, bazen argo gülmüyoruz, bazen kibar bir şey, yani hepsi Türkçe'ye dahil. Bu bizim zenginliğimiz, bizim kültürümüzde var argo konuşmak. Yani bizim zaten oradaki genç kız bizim kültürümüzde olan bir şey söylüyor, komine gitmiş kızım. Bizden küçük bayağı arkadaşımız, en az 10 yaş ufaktır bizden. Şey diyor, diyor babam diyor seni övüyor diyor, küfür ederek övüyor diyor. Çünkü kız bilmiyor ama bizim kültürümüzde var o. Ben de babalarımızın kuşağından hatırlıyorum. Bizde küfür ederek övme var, bizim kültürümüzde var bu yani. Dolayısıyla bunu sanki biz icat etmişiz gibi, küfrü biz icat etmişiz gibi yansıtmak, en basitinden ya bu toplumu hiç tanımıyor olmak ya hiç şaka yapmamış olmak veya büyük art niyetli olmayı gerektirir. Kaya, 2021 yılının kendisi için çok iyi geçtiğini vurguladı. 2021 herhalde senin yılın oldu. Estağfurullah. Tabii şey, iş mesleki olarak çok güzel geçti. Aynen. Bir rüya, yani rekor kırmak, büyük kitleri oynamak gerçekten çok mutluluk verici. Uzun yıllar çalıştım. Ben bir de bilenler bilir, kameranın en arkasından. Daha sonra senaristlik, en son en önüne gelmiş biriyim. Büyük emek vererek, bazıları şey gibi davranıyor işte, bu bilmeyen etmeyen küfürle güldürüyor. Sanki ben inşaatta şaka yaparken keşfedilmişim gibi yani. Hani kart vizitim bu, pazartesi gel gazinoda küfür etmeye başla gibi. Öyle bir, öyle değil. Dolayısıyla bu kadar uzun yıldır emek verdiğim için bu ilginin, bu sevginin kıymetini çok iyi biliyorum. Hasan Cankaya bu yaz sinema filmi çekeceğini de sözlerine ekledi. Film düşünüyor musun? Evet, yazın çekiyoruz. Ben yazıyorum, ben oynuyorum, ben yönetmiyorum. Çok iyi olsun istiyorum. Yani elimden geleni yaptım demek istiyorum. O yüzden çok ince lipstick dokuyorum. Senaryosu devam ediyor. Daha bir draft yazabildim sadece. Seyirci olarak izlemek isteyeceğim bir film olsun istiyorum. O tarzda bir iş oluyor. Tabii ki komedi ana öğesi ama çok böyle gişe kaygısıyla değil de kendim nasıl bir filmi izlemek isterdim duygusuyla yazdığım bir şey oluyor. Eyvallah Hasan Bey, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne ara çıktınız komando gibi, ne ara yakaladınız hiç farkında değildim.